أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli İsmail Anet takipçilerim, yeni bir İslam ahlakı dersimizde birlikteyiz. Bir önceki dersimizde anne baba hakkı, hususen gelin, kayınvalide, damat, kayınpeder vesaire, bu ailevi meselelerle alakalı yaşanacak olumsuzluklara karşı bakış açımızın nasıl olması gerektiği üzerinde müzakeremizi gerçekleştirmiştik. Bugünkü dersimizde yine her dersimizin olduğu gibi toplumsal meselelere temas eden, toplumsal davranışlarımızı düzenlemeye efendim bizi sevk eden derslerimizden bir derstir. Allah Celle Celaluhu en güzel şekilde istifadeye cümlemizi malik eylesin. Bugünkü dersimizde, bugünkü maddemizde ifade ettiği efendim Abdülfettah Buğutteni rahmetullahi aleyh madde, bir insanın aslında özetle başka bir insana gösterecek olmuş olduğu saygı ve değer üzerinden efendim ortaya çıkıyor. O da şöyle: bir insana saygı göstermek, bir insana hürmet etmek farklı şekillerde tezahür edebilir. Yani onunla konuşurken ki haliniz, tavrınız, o bir odaya geldiği zaman da, sizin bulunduğunuz mekana geldiği zaman da ayağa kalkışınızdan oturuşunuza dikkat etmenize kadar her şey at zatında karşı tarafa saygılı olup olmadığınızı çok net bir şekilde ifade edebilir. Fakat bugün bu maddede, şimdi birazdan müzakeresini yapacak olmuş olduğumuz madde, bakıldığında toplumsal olarak yine fazlasıyla eksik bizde bulunan, bizde bu noktada hayata tatbik noktasında çok önem verilmeyen bir madde olarak karşımıza çıkıyor. O da nedir? Buyuruyor ki, birisine gittiğiniz zaman da, bir kimseye misafirliğe gidiyorsunuz, belki buradan meseleyi daha hususen alabilir, bir düğüne davete icabet ediyorsunuz, bir düğün davetine icabet söz konusu oluyor veya birisini evinize davet ettiniz, birisini karşılamaya gittiniz, hiç fark etmez. Fakat burada efendim bir davet var, ya sizin tarafınızdan başkasının daveti var veya başkası tarafından size yönelik bir davet var. Böyle bir durumda diyor, böyle bir durumda mutlaka ve mutlaka dış kıyafetine, elbisene, giyimine, kuşamına dikkat et diyor. Yani biri sizi misafirliğe çağırdığı zaman da o misafirliğe gün içerisinde, tabii ki zaruret durumları müstesnadır, bunu ayrı bir yere koyuyorum. Fakat eğer zaruri bir durum yoksa, eve gitme durumunuz olmuşsa, evde efendim üstünüzü başınızı değişebilecek, kokunuzu sürebilecek kadar bir vaktiniz olmuşsa, bu durumda sakın ha sakın üstünüzü başınızı değiştirmeden davet edildiğiniz yere gitmeyiniz. Çünkü insan gün içerisindeki çalışmaktan kaynaklı, efendim af buyurun terleyebilir, üzerinde bir takım olmaması gereken efendim kirler olabilir. İnsan neticede yoruluyor, çalışıyor, çabalıyor. Bu ciddi manada aslında bir sevaptır netice itibariyle. Fakat bir yere davete gidileceği zaman da çoraplardan tutun efendim kılık kıyafete kadar her şeyin belki tam anlamıyla değişip değişim üzere olmasıyla birlikte davete icabet etmek en güzel taraftır. Şimdi burada bakıldığı zaman da bu mesele neden önemli? Yine bütün derslerimizde kısmen söylediğimiz bir hususiyet, bir özellik var. O da şudur: İslam insana değer veriyor. İslam dolayısıyla Müslümanların da birbirlerine değer atfetmesini istiyor. Bir insanın düğününe gittiğinizde normal bir kıyafette efendim bulunursanız, normal bir kıyafetle giderseniz, bu insana bugünkü toplumsal olarak bakıldığı zaman da örf anlamında da böyledir bu. Yani bir düğüne davet edildiniz, normal evdeki pijama ile düğüne katıldınız. Bu olmaz. Yani bakıldığı zaman da burada bir önem gösterilmesi gerekiyor. Yani adama bak, sen beni düğüne davet ettin. Damat nasıl önem gösteriyor? Güzel günü, mutlu günü, sevinçli günü, güzel bir kıyafet. Gelin hanım hakeza. Oraya davet edilen insanın da bu anlamda bir farklılık arz etmesi gerekiyor. Yani
giyeceğimiz kıyafeti af buyurun karşı tarafa kendimizi beğendirmekten ziyade ona önem verdiğimizi, bak senin için en güzel kıyafetlerimi giydim, sen beni davet ettin, ben de senin davetine en güzel kıyafetlerimle icabet etmek suretiyle sana gösterdiğim ihtimamı, sana gösterdiğim önemi ortaya koyuyorum demektir. Yoksa bir insanı evinize davet ettiniz, adam eve bir geldi, efendim gerçekten üstü başı pislik içerisinde, af buyurun işte koku anlamında nahoş bir durum söz konusu, bu gerçekten çok da önem verilmediğinin karşı tarafa hissettirilmesi durumu efendim adeta ifadesi olacaktır. Dolayısıyla işte burada dikkat edilmesi gereken meselenin bu olduğuna vurgu yapıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ediyor. فَحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ buyuruyor. Elbiselerinizi güzel yapın. Yani bu çok aşırı pahalı giyinmekten bahsetmiyoruz. Temiz giyinmek, temiz giyinmek ve karşı taraf için burada bir değişimin olduğunu tabii ki başta Allah'a Celle Celaluhu ifade etmektir ve ispat etmektir. Ya Rabbi, beni mümin kardeşim evine davet etmiş, bir sünnet işlenmesi durumu söz konusu burada. Dolayısıyla ben ona önem maksatlı ya Rabbi temiz kıyafetlerimi giyiyorum, güzel kıyafetlerimi giyiyorum, o şekilde onun davetine icabet ediyorum diyebilmek başlı başına bir sevaptır. Hem de aynı zamanda Müslüman kardeşe verilen efendim bir ihtimamın, değerin göstergesidir. Efendimiz burada وَاَصْلِحُوا لِحَالَكُمْ hatta bineklerinizi dahi güzelleştirin, ıslah edin buyuruyor bu anlamda. Yani kişinin efendim burada sadece kendi kıyafeti değil, yani ayakkabısından tutun, misafirliğe giderken af buyurun, yani çamura batmış, yine zaruret durumlarından bahsetmiyorum. Silme imkanımız var, temizleme imkanımız var vesaire. Bunlar üzerinden meseleyi değerlendiriyoruz. Yani çamura batmış, efendim bir ayakkabıyla adamın apartmanına giriyorsunuz. Adamın apartmanına giriyorsunuz, her tarafta, her basamakta bir iz bırakıyorsunuz. Adamın kapısının önünde ayakkabınızı bıraktığınız zaman da orayı pisletiyorsunuz. Bu olmaz. En güzel şekilde giyiminizi, kuşamanızı gerçekleştirecek. Bu ondan sonra olacak. İmam-ı Azam yani rahmetullahi aleyh aktarılır. Bunlar rivayetlerde vardır. Efendim bir kıyafet giydiğinde, güzel kıyafet, hani böyle bir soru sorulmuş, neden bu kadar güzel giyiniyor şeklinde. وَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ buyurmuş. Yani Rabbinin nimetini hatırlat. Zuhâ suresindeki ayetle cevap vermiş. İnsan cimri olmayacak, pinti olmayacak, bütçesine göre giyinecek. Çok aşırıya kaçmadan tabii ki bunu ifade ediyoruz. Yani ona göre bir efendim kılık kıyafetiyle, tarzıyla, özellikle burada belki dikkat çekilmesi gereken noktalardan bir tanesi de şudur ki bunu hususen camilerde, bakın bu bahsettiğim bir insanın evine giderken giyim kuşamdan bahsediyoruz değil mi? Bunun belki en önemlilerinden bir tanesi Allah'ın evine giderkenki giyim kuşam tarzımızın da son derece güzel olması meselesidir. Yani özellikle sabah namazına giderken, İnsanlar yatsı namazına giderken, yani evlerindeler, tam af buyurun böyle eşofmanlarını giymişler, pijamalarını giymişler, işte evde rahat kıyafette insanlar, tabii ki misafir yoksa dolaşıyorlar. Ezan okunun, hadi namaza dediğinde adam paldır küldür efendim dışarıya çıkıp camiye o şekilde gitmek çok hoş bir durum olmaz kıymetli Müslümanlar. Camiye giderken en azından varsa üstümüzde bir cübbe almalı, eşofman altta diyelim, kaldı tamam, en azından bir cübbe al üstüne. Takkeni tak, sarık takabiliyorsan tak, o şekilde kıl. Ama öyle bir pijamayla gidiyorsun ki yani normalde onunla sen yatağa gireceksin. Efendim onunla ev kıyafetin, en rahat halin. Bu çok edebe uygun olmaz kıymetli kardeşlerim. Herkes için bu en uygun olanı böyledir. Güzel bir kıyafetle mutlaka gidip namazımızı o şekilde kılmak en uygunu olur, en güzeli olur. İmkanı olanlar açısından bunu söylüyorum. İmkanı olanlar açısından. Evde mesela bir namaz şalvarı veya namaz kıyafetinin olması çok iyi olur. Yani hususen ben bunu erkek kardeşlerim için ifade etmiş olayım. Yani evde girdiğimizde giydiğimiz pijamamız vardır, bir eşofmanımız vardır. Onunla birlikte evde dolaşırız vesaire, bakkala vesaire, markete onunla gideriz ama namaz evde kılacağımız zaman da namaza ait bir şalvar, yani geniş bir kıyafet, pantolon demiyorum, dar olmasın. Hususen namaz kılma esnasında malum İslamiyet genişliğe önem verdiği için geniş kıyafete, bol kıyafete, namaz esnasında şöyle kenarda köşede duran dolabınızda bir tane namaz şalvarınız olsun. Kıymetli kardeşlerim, namaz şalvarınız olsun. Namazlarınızı efendim kılarken onu giyin. O şalvarla namazlarınızı efendim ne yapın? Kılın, eda edin. Bir tane takkeniz olsun. Bir tane sarığınız olsun. Ben sarık sarmayı bilmiyorum demeyin. Evde kendi başınıza şöyle sarığı bir şekilde öğrenirsiniz. Sararsınız.
Ve namaza başlamadan önce bir tane kokunuz olsun. Kokuyu güzelce sürün. Böyle gerçekten o kokunun sizi nasıl manevi bir atmosfere, tabii ki güzel bir kokudan bahsediyoruz. Yani efendim böyle insan kokladığı zaman da kendinden geçecek, efendim hakikaten insanı bayıltacak bir kokudan bahsetmiyorum. Yiyecek, o manevi atmosferi yakalayacaksınız, göreceksiniz. Yani insan bu böyledir. Mesela bir insan, af buyurun, taharetine dikkat etmesin hiçbir şekilde, bu adamın feyzi söz konusu olamaz. Yani feyiz alamaz bu adam, ama bakın, taharetine son derece dikkat eden, abdest ihtiyacı esnasında işte sıçramaktan vesaire başka başka nakıslıkların oluşmasından son derece uzak duran bir insanın abdest alırken de hususen israftan kaçınan, bakın bu da çok önemli, israftan abdest esnasında, çünkü Allah innehu la yuhibbul müstefin buyurur, Allah Celle israf edenleri sevmez, bundan kaçınan bir insanın namaz kılma esnasında veya namaz kılmaya hazırlık esnasında alacağı feyiz çok çok başka olacaktır. Hele ki o kılık kıyafetini giydiği zaman da, cübbesini giyip sarığını sardığı zaman da, kokusunu sürdüğü zaman da namazla alakalı olan o uyumu ve muhabbeti çok üst düzey olacaktır. Ama bugün kıldığımız namazlar aynı kıyafetimizle, aynı halimizle, aynı kisemizle, belki sabahtan aldığımız abdestle. Abdestin var mı diyorsun? Yani olması lazım. Diyor lan burnumu dalıyor adam. Af buyurun yani. Kelime efendim darlığından bunu ifade ediyorum. Sokak ağzıyla. Bir an olmaz. O zaman bu namazdan keyif alamazsın işte. Hususen abdest almak namaz için. Abdest varsa namaz olur, ayrı konu, ama bir daha imkan varsa abdest almak, taze bir şekilde taze abdest. Bakın göreceksiniz, namaza karşı olan feyzimizi, iştiyakımızı daha farklı bir hale sokacaktır. Ve ne olursa olsun bakın, bir yemek yenecekse efendim bu noktada başka bir işle meşgul olacak. Hadi namazı kılalım da aradan çıkartalım mantığıyla hareket etmeyelim. Ya vaktimizi ona göre ayarlayalım veya yemeğimizi yiyelim. Efendim tam anlamıyla bir rahatlayalım. Aklımızın kendisiyle meşgul olacağı şeyi çıkartalım, ondan sonra namazımızı kılalım. Bunlar tabii ki mesele dağılmış oldu ama önemli hususlardır. Şimdi dolayısıyla burada bir başka husus, bir misafirliğe giderken veya bize misafir geldiğinde koku meselesidir. Koku sürmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu noktada çok ciddi manada bir teşviki var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakın. Hadi diyelim ki peygamberdi diyeceksiniz. Bedeni zaten güzel kokuyordu. Allah dostları hakeza böyledir. Bakın biz Mahmud Efendi Hazretleri üzerinden bu misali verebiliriz. Mahmud Efendi rahmetullahi aleyh, kaddesallahu sırruhu, hakeza Hasan Efendi kaddesallahu sırruhu. Bu zevat-ı kiram, bakıldığı zaman da tüm meşayih-i kirama, o kadar yoruluyorlar gün içerisinde. İnsanlarla devamlı sarılma durumu var. Devamlı insanların dertlerini dinleme durumu var. İnsanların içerisindeler ama bir kez olsun onlardan ter kokusu alınmamıştır. Zaruri bir durum olarak, yani insanın hoşuna gitmeyecek bir kokudan bahsediyorum. Tabii ki insan terleyecektir. Zaruret durumları müstesna. Hani bunu ısrarla söylüyorum ki bu noktada efendim, ama benim durumum farklı diyenler olabilir. Ama insan mutlaka dikkat etmeli. Hele ki komşusuna, hele ki bir kimseye misafirliğe gittiği zaman da. Aynısı tabii ki hanımı için de geçerlidir. Kocası için de geçerlidir. İnsan bazen kendi terlemesinin farkında olmayabilir. Kendi kendine bu noktada kokusunu alamayabilir. Ama diğer insanlar senden rahatsız olabilirler. Ve bu diğer insanlar senden rahatsız olduklarında bunun sana bildirmesini yapamayabilirler. Yani bak kardeşim, böyle böyle hoş olmayan bir koku geliyor, insanlar senden rahatsız oluyor diyerekten efendim uyarı noktasında çekiniyor olabilirler. Seni uyarmamaları sende böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelmiyor. Şimdi biz bazen hani bir yere gidiliyor, adam sarılıyor. Mübarek akşama kadar çalışmış, Allah kat kat sevabını versin, ama gerçekten beden insan olmanın efendim bir gereği olarak insansal bir şeyden bahsediyoruz yani. Koku olabiliyor, çok rahat sarılıyorsun, çok rahat. Diyelim elin temiz değil, alıyorsun adama çay koyuyorsun, yemek koyuyor. Bunlar hep İslam'ın önem verdiği şeyler. İnsanlar bizim kokumuzu aldıkları zaman da, insanlar bizi gördükleri zaman da kılık kıyafet olarak şunu hissedecekler. Bu adam İslamiyet'in istediği şey. İşte bugünkü dersteki mesele bu. Bu adam benim için özenmiş. Benim davetime önem vermiş. Kılığına, kıyafetine, kokusuna, şekline, şemaline dikkat etmiş. Ve bana o şekilde gelmiş. Bunu karşı tarafa hissettirdiğimizde işte Allah'ın istemiş olduğu bu maddeyi hayata geçirmiş oluruz demektir. Yoksa diğer türlü adam odaya giriyor misafir. Adamın odaya girdikten sonraki o kokusunun etrafa yayılması, dışarı çıkıyor, o gittikten sonra o kokunun gitmesi için iki gün bekliyorsun. Ya böyle olmaz ki. Efendim yani mutlaka yapılacak
şeyler bellidir. Çok fazla bir aşırı derecede bir temizlikten bahsetmiyoruz. Yani sadece dikkat edecek insan. Evet, bu önemli. İnsanın çünkü göz anlamında bu noktada zarafetinin olması söz konusu. Bir kılık kıyafet uyumunun olması söz konusu. Karşı tarafa dediğimiz gibi önem verilmesinin bu noktada son derece önemli olduğunu yine ifade ediyoruz. Çünkü İslamiyet'in istediği şey budur. Burada bir maddeye daha dikkat çekiyor Abdülfettah Buğdu'da rahmetullahi aleyh. Bir insana gittiğiniz zaman da imkanınız nispetince bir hediye alın diyor. Hediye almak lazımdır diyor. Gerçekten bu böyle. Efendimizin de çünkü hediyeleşin ki birbirinize karşı olan muhabbetiniz artsın hadisi var. Bayanlar belki bu işi daha iyi beceriyor olabilir ama erkekler olarak da efendim hediye derken kastım şu değil yani. Hani bugünkü en çok yani bizim çevremiz üzerinde olsun, diğer yerlerde gittiğimiz yerlerde insanların bu serzenişiyle karşılaşıyoruz. Eve birisi davet edilecek, davet edemiyoruz. Neden? Çünkü evdekiler öyle bir çalışma içerisine giriyorlar. İki gün boyunca alışverişler ya, buna çok fazla gerek yok. Gerçekten evinize birini davet ettiğiniz zaman da ona tabiri caizse kelime darlığından yine bunu ifade ediyorum. Şov yapmanıza gerek yok. Allah'ın istediği boyutta işi yapmamız yeterli olur. Çay mı yaparsınız? İki çeşit yemek mi yaparsınız? Bir kurabiye mi yaparsınız? Dışarıdan imkanınız nispetince bir pasta mı alırsınız? Bitti. İş kolay. Yoksa misafirlikler zora girdi. Bir adama misafirliğe gidileceği zaman da öyle bir hazırlık söz konusu ki adamın da efendim cebine zarar, bir ton masraf yapacak. Ev ehlinin de işi çok zor. İki gün boyunca hazırlık yapacaklar. Envai çeşit yemekler. İnsanın mide kapasitesi bellidir yani. En fazla yiyeceği 3-4 madde bir şeydir. Efendim dolayısıyla bu problem. Ne yapılacak? Ona göre bir hazırlık yapılacak. Efendim işi abartmadan. Hediye alırken de hediyeden kastım çok ciddi manada böyle bugünün efendim fiyatıyla 300, 400, 500 liralık bir şeyden bahsetmiyorum ki. Bir meyve alırsınız. Ne bileyim bir kalem alırsınız. Bir tesbih alırsınız. Bir takke alırsınız. Yine şunu hissettirirsiniz. Bak ben seni düşündüm. Sana önem verdiğim için gittim. Falanca yerden, filanca yerden alışverişimi yaptım. Geldim ve sana bunu hediye ediyorum. Bak sana bunu efendim hediye etmem. Gerçekten hediyede zaten pahalılık esas değildir. Hediyede ana mesele önem vermektir. Özen göstermektir. Karşı tarafa değerli olduğunu hissettirmektir. Dolayısıyla pahalılık esas olduğunda o zaman insan sadece, bakın burası önemli, menfaati olan insanlara hediye alıyor. Pahalı. Benim o adama niye hediye almam söz konusu olsun? Neden? Onunla benim bir diyaloğum yok ki diyorsun bu sefer. Ne yapıyorsun? Efendim hediye almaktan kaçınıyorsun. Hediye almaktan kasıt önem vermektir. Sen o adamın evine giderken onun için gitmişsin, marketten alışveriş yapmışsın, değer göstermişsin, değer vermişsin. İşte bunlar son derece önemli maddeler. Özetle bitirirken Abdülfettah Buğdu'da hadisler üzerinden bize meseleyi aktarıyor, anlatıyor. Ana madde olarak kılık kıyafetimize dikkat edeceğiz. Hususen kokumuza dikkat edeceğiz. Mesela şu hadisi de okuyabiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifade beyaz giyinmekle alakalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki beyaz giyinin, beyaz giyinmek güzeldir. Çünkü en hayırlı elbiseniz beyazdır. Beyaz daha etyaptır diyor. Daha temizdir, daha güzel gözükür. Tabii ki imkan nispetince insanın beyaz da giyinmesi ev içerisinde olsun, misafirliğe giderken efendim sırf Resulullah aleyhissalatü vesselamın tavsiyesine uyma anlamında bunu gerçekleştirmesi çok güzel olacaktır. Koku meselesi dedik. Üç, efendim bu noktada hediye giderken bir kimseye alabiliyorsak imkanımız nispetince hediye de almış olalım. Bunların hepsinde ana madde nedir dersek bir müminin hoşnutluğunu kazanmaktır ki o müminin hoşnutluğunu kazanabilmek veya o mümini memnun edebilmekteki ana gayede, ana esas maddede Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın istediğini yerine getirebilmektir. Allah Celle Celaluhu, şu duayı sıkça yapmak lazım. Allah Celle Celaluhu, Rabbimiz Teala adımız duyulduğunda, adımız zikredildiğinde, kendimiz görüldüğümüzde insanlar için surur sebebi, mutluluk sebebi olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Adımız bir yerde anıldığı zaman da, insanlar bizi gördükleri zaman da insanlar için hüzün sebebi olmaktan, insanlar için gazap sebebi olmaktan Rabbimizi muhafaza buyursun. İnsanlar için Allah'tan isteğimiz bu. Hayrun nas men yenfa'un nas hadisince insanlara faydalı bir yaşam üzere efendim yaşayabilmeyi, Rabbimizin rızasını bu anlamda da kazanabilmeyi Rabbim bize ikram eylesin. Ve ila şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihinel Fatiha.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.